Şefaa hi at-tevassut ila al-gayr fi celb naf'a ve daf'i zarar. Şefaat başkası arasında vasıta olmaktır. Bir fayda elde etmek veya zararı def etmek için. Naam. Eş-şefaa tenqasim ila qismayn. Şefaat ikiye ayrılır. Şefaa şer'iyye ve şefaa şirkiyye. Şer'i şefaat ve şirk olan şefaat. Eş-şirkiyye hi elleti tutlab min gayrillah. Şirk olan şefaat Allah'tan başkasından istenilen şefaattir. Şirk akbar. Büyük şirktir bu. لأنها تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Çünkü bu Allah'tan başkasından istenilen şefaattir ve onun da gücü yetmez. أي طلب من المخلوق سواء كان حي أو ميت لا يقدر عليه فهذا هو الشرك. Kişinin herhangi insanın ister ölü olsun ister diri olsun herhangi bir kimseden ne isterse istesin eğer gücü yetmiyorsa o kimsenin istediği kimsenin bu şirktir. يعني يأتي إلى قبر ميت ويقول له مثلا يطلب منه إنزال الغيث أو يطلب منه الولد أو حاجة من حوائج الدنيا. Buna örnek olarak mesela bir kimse kabirin yanına geliyor ve kabirde yatan mesela salih kimseden yağmur yağdırmasını veya kendisine çocuk vermesini istiyor. هذا لا يقدر عليه وهو حي فمن بالنا وهو ميت. Bu kimse de yaşıyorken buna güç yetiremiyordu. Ölüyken nasıl güç yetirecek? الأموات ما استطاعوا أن يغنوا عن أنفسهم شيئا. Ölüler kendilerinden bile bir şey def etmeye güçleri yetmiyor. فكيف يغنوا عن الأحياء؟ Bunun üzerine dirilerden nasıl def edecekler? النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer diyor kişi ölürse amelleri kesilir şu üç şey hariç. İzen leyse lehu amel. Al aks el hayy هو الذي يعمل يتصدق عن هذا الميت يحصل له أجور. Öyleyse bunun başka bir ameli yok. الآن أي إنسان في الغالب أن يريد يبقى في هذه الحياة يعني في طولة العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى يريد هذا. Mesela her kim olursa olsun hayatını Allah'a itaat ile geçirmek ister. نعم. فوالله سبحانه وتعالى قال عنهم أنهم يرزقون أو يرزقون. Allah Subhanahu ve Teala onlar hakkında yani bu salih kimseler ve kabirde yatan kişiler hakkında onlar rızıklandırılıyor mu yoksa rızıklandırıyorlar mı demişler demiştir. قال الله سبحانه عنهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق هؤلاء لأن الله هو الرزاق فكيف نطلب الرزق من الأموات؟ Allah Subhanahu ve Teala kendisinin onları rızıklandırdığını haber vermiştir. Onların kendi kendilerini rızıklandırıldığını değil, Allah'ın kendilerini rızıklandırdığını haber vermiştir. Onlar daha rızka bile güç yetiremezken nasıl başkalarına rızık verecekler? Hal natlub el cenne min el amwat? Cenneti ölülerden mi isteyeceğiz? Hal natlub el rizq min el amwat? Rızkı ölülerden mi isteyeceğiz? La yutlab la tutlab el cenne ve la rizq ve la şey illa min Allah subhanahu wa taala. Cennet, rızık veya herhangi bir şey sadece Allah'tan istenir. Allah dışında başka kimseden istenmez. Allah subhanahu wa taala amara bi duai. Allah Subhanahu ve Teala duasını emretmiştir. Yani ona dua etmemizi, sadece ona yalvarmamızı emretmiştir. Naam. Ve dua gayra Allah Subhanahu ve Teala fi ma la yaqdir alayhi illa Allah. Hada hu şirk el akbar. Kişinin gücü yetmediği hususta Allah'tan başkasına yalvarması büyük şirktir. Hal en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana iza arada şey'en yerci ila el amwat aw yerci ila rabbil alamin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istediği zaman ölülere mi dönerdi yoksa alemlerin Rabbine mi dönerdi? Hatta sahabe ba'de mevtin nebi sallallahu aleyhi ve sellem iza aradu şey'en yerci'u ila Allah subhanahu la yerci'u ila kabri nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta sahabeler bile sahabeler de bir şey istedikleri zaman Allah'a yönelirlerdi. Sadece ona dua ederlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dua etmezlerdi. Onu aracı yapmazlardı. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها فاطمة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها şöyle demiştir ki فاطمة نبي صلى الله عليه وسلم en yakın olan insanlardandır. قال لها لا أغني عنك من الله شيئا. Ona şöyle demiştir ben diyor ben Allah katında senden hiçbir şey gideremem. نعم فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق عليه الصلاة والسلام. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır sözünde. Sarraha ve kâle li Fatıma radıyallahu anha. Fatıma radıyallahu anha'ya demiştir. Ennehu la yugni anha şeyen. Ondan hiçbir şey defedemeyeceğini, hiçbir zararı defedemeyeceğini söylemiştir. Fekeyfe bimen
يعني هم دون النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki insanlara gelince onlar nasıl def edecekler? Daha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem def edemiyorken. Naam. الآن لو رفعنا إنسان قلنا أنه فلان من الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي يكون هذا هو الكفر الأكبر. Şöyle desek, herhangi bir insanı getirsek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bu nebidir desek, bu ise büyük küfürdür. Onun derecesini yükseltsek bu büyük küfürdür. لَنَّ كُلْ مَنْ اِدَّعَ النُّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَافِرٌ كُفْرٌ أَكْبَرٌ وَكَاذِبُ اللَّهِ. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra nübüvvet iddia eden kafir bir kimsedir. Büyük küfür ile aynı zamanda yalancı bir kimsedir. هَذَا اِذَا رَفَعْنَا اِنْسَانَ مَرْتَبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Çünkü bu Nebi sallallahu kişiyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yani nübüvvet mertebesine yükseltmektir. فَكَيْفَ بِمَنْ يَرْفَعْ إِنْسَانٌ مَيِّتٌ مَرْتَبَةَ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هَذَا لَا يَكْفُرُ يَكْفُرُ بِبَابِ أَوْلَى. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin misaliydi. Ancak herhangi bir insanı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem değil de Allah'ın mertebesine yükseltmek nasıl bir büyük cürüm olur? La. La tutlab al-ibade ve la tusraf al-ibade ve la'd-du'a fima la yaqdir alayhi Allah illa لله سبحانه وتعالى والله أعلم. İbadet yalnızca Allah'a yapılır. Dua da yalnızca Allah'a yapılır. Yalnızca Allah'tan istenilir, yalnızca Allah'a yönelilir. Evet.